İkinci Dünya Savaşı tüm dünyayı bir yıkıma götürmüştü. Fakat askeri tarihte İkinci Dünya Savaşı çok önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde birçok kahramanlık hikayeleri yaşanmıştır ve ülkeler bu kahramanlıkları ile övünmektedirler. İkinci Dünya Savaşı'nda tank teknolojilerinin bir anda gelişmesiyle birçok tankçının ismini bu hikayelerde duyabilirsiniz. İşte bu kahramanlardan biri de Zivoni oldu. Sovyetler Birliği ordusunda görev yapan Kolobanov, Leningrad kuşatması başlarında 20 Ağustos 1941 günü Alman tank konvoyuna yaptığı saldırı ile 22 Alman tankını imha etmişti. Ayrıca o gün Kolabano'nun komutasındaki toplam 5 tank 43 Alman zırhlısını imha ederek Alman konvoyunu durdurmuşlardı. İşte bu videomuzda Zivoni Kolabonu'nu kısaca tanıdıktan sonra 20 Ağustos 1941 günü neler yaşandı incelemeye çalışacağız. Zivoni Georgievich Kolobanov 25 Aralık 1910 tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Vladimir eyaletinde dünyaya geldi. Kolobanov 10 yaşındayken babası Rus İç Savaşı'nda ölmüştü ve annesi 3 çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda kaldı. Çiftçilik ile uğraştıkları için endüstri üzerine eğitim veren okula giden Kolobanov okulu tamamladıktan sonra 1933 yılında Kızıl Ordu'ya katıldı. Piyade eğitimi aldıktan sonra 1936 yılında Sırhlı Kuvvetler okuluna gönderilen Kolabano okulu bitirip teğmen rütbesi aldığında çok iyi bir öğrenci olduğu için görev yerini kendi seçme hakkı kazanmıştı ve görev almayı seçmişti. Kolobonov'un ilk savaş deneyimi kış savaşı olarak bilinen Fin Sovyet savaşıydı. Mannerheim hattına yapılan başarılı saldırılarda görev aldığı için Sovyet kahramanlık madalyası ve Lenin nişanı kazanmış aynı zamanda üst teğmenliğe terfi etmişti. Kış savaşından sonra çeşitli birliklere gönderildi ama bu birliklerin biri hariç hiçbirinde tank bulunmuyordu. Almanların doğu topraklarını işgal etme planı olan Barbarossa operasyonu başladığında Kolobonov tecrübeli bir asker olduğu için Kuzey Cephesi'nde pesine gönderildi ve bölük komutanı olarak 5 tanka komuta etmeye başladı. 17 Ağustos 1941 güne Almanlar Sovyetlerin Leningrad'ı korumak için oluşturduğu Luga hattına doğru saldırıya geçmeye başlamıştı. Ertesi gün tank birliklerindeki en tecrübeli askerlerden biri olan Kolabanova acil olarak bölgenin kilit geçiş noktası olan diye gitmesi ve Alman tanklarına karşı savunma hazırlaması istenmişti. Zivoni Kolabanov'un bölüğünde sadece 5 tank vardı. Fakat bu tanklar o dönem için en iyi tanklardan biri olan ağır sınıf Clement Vorischlov yani KV-1 tanklarıydı. Almanların elinde ise o dönem ağır sınıf bir tank bulunmuyordu. İlerleyen Alman birliğinin elinde ise çoğunlukla Çekoslovakya'da üretilen Panzer 38T ve Panzer 4 tankları vardı. Burada çoğu zaman yaptığımız hatırlatmalardan birini yapmamız gerekli arkadaşlar. Kolobonov'un bu başarısını elde ettiği tank bazı kaynaklarda Joseph Stalin ya da IS-2 olarak bilinen tank olduğu belirtilmiştir. Bunun ana nedeni ise Kolobanov'un bu başarıyı kazandığı noktada anıt olarak bir IS-2 tankının sergilenmesidir. Savaştan yıllar sonra Kolobanov'un başarısı gündeme geldiğinde o noktaya bir anıt yapılması kararı verilir. Fakat elde KV-1 tankı olmadığı için KV-1'in devamında üretilen IS-2 tankı anıta yerleştirilmiştir. Zaten IS-2'ler 1943 yılında hizmete girmiştir ve 1941 yılında IS-2'lerin daha projesi bile çizilmemiştir. İşte bu yüzden bazı kaynaklarda ufak bir karmaşa yaşanmaktadır. Kolobanov görev emrini alır almaz Novi Uçoz yakınlarında tank bölüğünü konumlandırmıştı. Ve Almanların geleceği tek yol üzerine bir pusu hazırlayacaktı. KV-1 o dönemin zırhçısından en iyi tankıydı. Fakat kendilerine doğru gelen Alman panzer tümeninde kendi birliğinin yaklaşık 10 katı kadar tank vardı. Kolobanov pusu için bölgenin önemli bir T kavşağında hazırlıklara başlamıştı. KV-1 tankının sadece tareti dışarıda kalacak şekilde toprağa gömecek, ve T kavşağının yüksek bir yerine mevzilenecekti. Üstelik Kolobanov'un bir avantajı daha vardı. Almanların geçeceği yolun kenarı bataklıktı. Yani Alman tankları sağa sola kaçamayacaklardı. Tabii Almanlar bunu bilmiyordu ve sağa sola manevra yaptıklarında çamura saplanıp hareketsiz kalacaklardı bölüğün komutanı olan Kolobanov 5 adet KV-1'in ağzına kadar zırh delici mermiler ile doldurulmasını istemişti ve diğer 4 tankın ormanlık bölgede saklanmalarını emretmişti. Yolun karşısından bakıldığında KV-1 hiç dikkat çekmiyordu. Gövde zaten toprağın altındaydı. Taret de çalılar ile çok iyi kamufle edilmişti. Alman tankları geldiğinde neredeyse 90 derecelik bir viraj dönecekleri için de oldukça yavaşlamak zorunda kalacaklardı. İşte Kaldırıya başlanacak yer de tam burasıydı. Pusunun geneline baktığınızda mükemmel şekilde hazırlanmış bir tuzaktı. 20 Ağustos 1941 günü saat 14 sıralarında Alman panzer birliğinin öncüsü olan motosikletler gelmeye başlamıştı. Motorlu birlikler herhangi bir saldırının önceden anlaşılması için ilerler ve belirli aralıklarla ana panzer grubuna rapor geçerlerdi. Kolobanov askerlerine kesinlikle ateş etmeyin emri verdi ve motorlar sert dönüş alıp yollarına devam etti. Tabii yolun güvenli olduğunu düşünen Alman tankları ilerlemeye devam ediyordu. Kolobanov İlerlemeye ilerlemeye devam eden Alman tank birliğinde yaklaşık 50 tank ve 2 antitank silah olduğunu saymıştı. Tanklar viraja geldiğinde yavaşlamaya başladılar ve Kolabonov'un nişancısı Andy Usova en önde ilerleyen tanka ateş etmesi emrini verdi. KV-1'den atılan 76 mm'lik sırt delici mermi grubun önündeki Alman tankını vurmuştu. Bu sürpriz saldırıyla Almanlar bir anda şaşkınlığa uğradılar. İlk düşündükleri tankın bir mayına bastıydı. İlk tank vurulunca yol tıkanmıştı ve Almanlar durmak zorunda kaldılar. Kolobanov ardından ise konvoyun baş tarafından ikinci tanka ateş etti ve bu tank da kolayca imha edilmişti. Böylece yolun ön tarafı tamamen kapanmıştı. Zaten bu iki tank Panzer 38 t idi ve en yüksek zırh kalınlığı 25 milimetreydi. idi. KV1'den ateşlenen 76 mm zırh delici mermilere karşı koyması da imkansıza yakındı. Sonrasında Kolobonov hızlı bir şekilde taretini konvoyun sonundaki tanka çevirdi ve ateşledi. Konvoyun sonundaki Panzer 4 de savaş dışı kalmıştı ama Kolobonov çok emin olmadığı için Panzer 4'e bir atış daha yaptı. Şaşkın Almanlar çevreye baktıklarında büyük saman yığınları gördüler ve birkaç Sovyet tankının saman yığınlarının içine gizlendiğini düşünerek saman yığınlarına ateş etmeye başladılar. Birkaç Alman tankı ise yolun diğer tarafındaki tavuk çiftliğine ateş ediyordu. Fakat fakat piyadeler Kolobonov'un yerini tespit etmişlerdi. Ancak panzerler ard ardı sıkışmışlardı. İsabet almayan panzerler kaçmak için yolun sağına ve soluna gitmeye çalıştılar. Fakat bu sefer de bataklığa saplandılar. KV-1'in yerini belirleyen panzerler de artık seri şekilde ateş etmeye başlamışlardı. KV-1 biz çok isabet alıyordu ama kalın zırh yapısıyla ünlü KV-1 düşük kalibreli Alman mermileri karşısında direnmekteydi. Tabii ki KV-1 isabet alırken de nişancı Usov bir yandan ateş ediyordu. Almanlar sonunda daha büyük kalibreli topu olan tank savar silahlarını açığa çıkarıp ateş etmek istediler. Fakat Kolobonov tek bir mermiyle tank savar silahlarını imha etti. KV-1 birçok isabet alınca nişancı Usov'un dürbün merceği de kırılmıştı ve Usov'un görüşü sıfıra inmişti. Kolobonov hemen sürücüye güvenli bir noktaya gitmesi emrini verdi. Sonrasında telsiz operatörü tankın üstüne çıkıp merceği değiştirdi. Tank tekrar mevziye ilerleyecekti ama Kolobonov taretin dönmediğini fark etti. Bu sefer de tankın gövdesi döndürülerek hedeflere kitlenmeye çalışılıyordu. Bu şekilde de birkaç tankı vuran mürettebat mermileri bitince geri çekilmeye karar verdi ve saklanan diğer 4 KV-1'e haber verildi. Kolobanov bu ilk çatışmada 22 Alman tankını ve 2 tank savar topunu tek başına imha etmişti. Diğer 4 KV-1 tankı da çatışmaya katılınca 21 Alman tankı da bu 4 tank tarafından imha edildi. Çatışma bittikten sonra Kolobanov'un tankını inceleyen mürettebat KV-1 tankının 156 kez isabet aldığını gördüler. Kolobanov'un bu başarısını maalesef ki 2. Dünya Savaşı tarihini taraftar gibi inceleyen bazı arkadaşlarımız küçümseyecektir. Çünkü KV-1 ağır sınıf tanktı ve Alman birliğinde çoğunlukla hafif sırtlı Panzer 38T vardı diyeceklerdir. Fakat olayın tersini düşünürsek kanalımızda daha önceden incelediğimiz ünlü Alman tank komutanı Mihail Wittmann'ın da İngiliz tank tugayı karşısında İngiliz tanklarından çok çok üstün Tiger 1 tankı ile bu başarıyı kazandığını görmekteyiz. Buradaki en önemli olay cesaret ve iyi planlamadır arkadaşlar. Fakat Sovyetler Birliği bu başarıya rağmen Kolobanov'u göklere çıkarmak yerine o dönem rütbesini indirmişlerdi. Neden derseniz Kolobanov'a kış savaşında düşmanla kardeşlik suçundan soruşturma açılmıştı. Suçlu bulunan Kolobanov'un rütbesi indirilse de yine de birçok kahramanlık madalyası ve nişanı verilmişti. Zivoni Kolobanov 15 Eylül 1941 tarihinde ise girdiği çatışmada başından ve omurgasından ağır şekilde yaralandı. Savaş sonuna kadar da tedavi gördü. Kolobonov'un bu başarısı uzun yıllar ortaya çıkmasa da 1980 yılında bu başarıyı kazandığı Novi Uchos köylülerinin yoğun talebi üzerinde Kolobonov'un hendek kazdığı yere o yıllarda sağlam bir KV-1 tankı bulunamadığı için bir IS-2 tankı koyularak anıt yapıldı. Ayrıca 2006 yılında Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk şehrinde onuruna bir anıt açıldı. Günümüzde ise çok popüler bir online tank oyununda adına bir başarı madalyası oluşturulmuştur. 2. Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.